Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Charizard'ı evlendiriyoruz. Şu anda enerjim yüksek çünkü yani dün gece 2'ye kadar agama bekledim aşçılarda, terminallerde. Yani biz hayvanseverlerin yegane kaderidir bu. Şehir dışından gelecek hayvanlar maalesef otobüsle geleceği için dolayısıyla da beklemek zorunda kalıyoruz. Şimdi o süreçleri gösterelim ve kızımızı tanıyın. Evet, videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, Aşti'deyim. Valla heyecanla agamamı bekliyorum. Saat gecenin 12'si. İnşallah kazasız belasız gelir. Valla kavuşmak için sabırsızlanıyorum. Hayırlısı diyeceğiz. Valla böyle hayvan sevdası adamı bu saatlerde Aşti'lerde süründürür. Kuşuydu vesairesiydi. Bakalım arkadaşlar, göreceğiz nasıl bir güzellik bizi bekliyor. Evet arkadaşlar, geldi agamamız. Şimdi hemen eve gitmek istiyorum. Vallahi bunu bir an önce koyacağım. Akabinde de yatacağım. Videoyu sabah çekeceğim. Muhtemelen de yarın böyle 4 gibi falan 5 gibi atarım arkadaşlar. Şimdi gidelim bir tanıştıralım bakalım aşıkları ne olacak. Evet, şimdi kargoyu açacağım arkadaşlar. Bayağı heyecanlıyım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak içinden. Yani Alper'in dediğine göre arkadaşlar en sağlam, en iyi dişiyi verecekti. Yani en gözüne kestirdi. Ona da güveniyorum çünkü gerçekten bir önceki seçimlerde 10 numara sürüngenler geldi biliyorsunuz. Şimdi saat gecenin 1.30, eve yeni geldim. Dediğim gibi hemen şunu açayım. Bir şunları bir tanıştırayım. Şuradan şöyle şeyi göstereyim size. Charizard'ı göstereyim. Charizard valla çok komik bir şekilde duruyor arkadaşlar. Buranın da temizlenme zamanı geldi. Şöyle küreğimiz var artık, çok rahat. Exoterra'nın valla temizlik oluyor. Yalnız bir sorun yaşadım işte. Yani şu anda zamanlama ayarı olduğu için arkadaşlar bu UVB lamba sönmüş. Isıtıcı lamba devrede. Şurada zaman ayarı var. Ona göre şey oluyor. Yani ayar çektik. İsmail kardeşim sağ olsun böyle bir sistem kurdu. Daha iyisini yapacağız. Bir tane yaptık, o patladı. Onu acilen yeni değiştireceğiz. Şimdi geçici olarak şunu taktım. Yani bazen böyle camlara şey sıçratıyor, su sıçratıyor. Koşarken mi ne yapıyor artık? Şimdi neyse, daha fazla lafı uzatmadan şu kızımıza bir bakalım ya, açıp. Arkadaşlar öncelikle sürüngenimizin yasal olduğunu belirtmek isterim. Gerçekten arkadaşlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yani yasal bir canlı besliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar geldiği yer Pet&Zoo.tr. Alper kardeşimden geliyor. Zaten bu işleri Türkiye'de yapan tek kişi o. Sürüngen ithalatını. Evet. Vallahi bayağı bir gazete koymuş. Arkadaşlar sakın şey falan demeyin. Niye çuvalla vermiş falan filan. Arkadaşlar bu hayvanlar çuvalla geliyor. Tamam mı? Yani oksijen vesaire ihtiyaçları olmuyor. Böyle çok fazla. Balık gibi ya da ne bileyim kuş gibi değiller. O yüzden de taşınmaları gayet kolay oluyor. Şimdi arkadaşlar çuvalımızı bir açalım. Anam bu çok küçük ya. Hı? Mini minnak bir şeymiş bu. Anam. Allah'ım şeyden kat be kat küçük arkadaşlar. Charizard'dan. Yani inşallah bir sıkıntı olmaz. Sanki bebek gibi. Yani bayağı bir boyut farkı var. Neyse, daha fazla üşümeden koyayım arkadaşlar. Çünkü üşümüş sanırım. Yolculuk zormuş. Evet, inşallah bir sıkıntı olmaz. Kendine uyku modu almış. Şöyle gösteriyorum. Ben bunu bir an önce elime alıp akvaryuma koymam gerekiyor. Şey, teraryuma koymam gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeni kızımız vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Yani çok tatlı ya. Bayıldım vallahi gene. İnşallah şey de beğenir. Charizard da beğenir. Şu anda Charizard'dan tepki yok. Bir bakış yok. Öküz gibi duruyor vallahi. Onun yanında bir dev oldu arkadaşlar. Charizard şöyle göstereyim de size. Yani resmen ne oluyor ya? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Onun yanında bir dev gibi kaldı. İnşallah kısa zamanda uyum sağlar. Şimdi bir kendisini ısıtması gerekiyor çünkü gerçekten üşümüş. Ankara'nın soğuğuna alışık değil besbelli. İnşallah bir sorun olmaz arkadaşlar. Ama güzel bir dişi. Formu falan yerinde. Biraz beslenmesi gerekiyor yalnız bebişimin. O yüzden ona en güzel yemleri veririz artık. Sıkıntı değil. Şöyle göstereyim.
Şöyle göstereyim hatta. Tiny elime aldım. Hiçbir tepki vermedi. Çünkü şöyle arkadaşlar. Hayvan dediğim gibi soğuğa şey yapamamış. Bu şimdi böyle güzel güzel ısınsın. Isıtıcı lambanın yanında. Biz sabaha bakıp çekelim arkadaşlar videonun devamına. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Kızımız sabah oluyor yani şu anda. Yerin yerine alıştı mı bakmaya çalışıyorum. Şu anda kayanın altında. Ben geldiğimde şu ağaç kütüğünün üstünde üst üste güneşleniyorlardı arkadaşlar. Yani UVB alıyorlardı. UVB lambası o. Şurada da ısıtıcı lambam var. Yani dediğim gibi daha yeni geldi. Streste olması çok normal. Charizard iyi. Charizard'ın yarısı kadar neredeyse arkadaşlar. Dişi agamalar da Alper'le konuştum. Bu çok normal. Zaten görmüştük de. Yani dedim acaba daha genç bir dişi mi falan diye düşünüyorum. Ama gerçekten bu çok ufak bir şey arkadaşlar. Minnak bir şey. Bakın şuradan göstermeye çalışacağım ama ta arada arkadaşlar. Şöyle. Şurada kendisi. Belki çıkar birazdan. Yiyecek olarak arkadaşlar vitaminli ve kalsiyumlu mor yoğun karışık verdim. Sabah verdiğimi gece verdiğimi bitmişti. Az kalmıştı. Burada şey de var, böcek de var arkadaşlar. Un kurdunun yani pupadan yeni böceğe geçmiş evresinden de bir tane attım. Canlar isterlerse yesinler. Yani burası dediğim gibi daha hallolacak. Şöyle bir durum söz konusu. Bu teraryum dediğimiz yer şeyde şu suyu devamlı koşarken camlara sıçratma gibi bir şey yapıyor bunlar arkadaşlar. Yani böyle. Dişimiz çok korkak şu anda. Yani şuradan görüntü almaya çalışacağım size ama hani şöyle gördüğünüz gibi orada takılıyor şu anda. Biraz rengini karartmış durumda stresten. Ben gidince daha çok şey olacaktır, açılacaktır diye düşünüyorum. Lan Charizard oğlum o kadar şanslısın ki farkında değilsin lan. Ha? Seni de düşündük lan, seni de düşündük. Herkesi düşünüyoruz. Vallahi yani yapacak bir durum yok. Ne yapalım, bu hayat yalnız geçmez. Evet, burada da arkadaşlar börtü böcekler var. Gördüğünüz gibi. Un kurdu, mor yoğurdu, işte pupadan böcek evresi var. Bunları inşallah yerler. Hani dişi yemek yerse sıkıntı yok demektir arkadaşlar. Ama yemek yemezse o zaman işte işin rengi değişir. Kışın gelmesiyle büyük bir sıkıntı var. Arkadaşlar şurada işte dereceli şey yaptık. Ne denir? Yer yaptık. Ben bunu bilerek yansın diye şeye koydum. Bir sorunu var çünkü dışarıya koydum. Isınsınlar. Kendi kendine bir kapattı mapattı böyle bir şeyler oldu. Yani bilemeyeceğim. Bu gördüğünüz dekorlar da arkadaşlar bu ağaç küçükleri NK Aqua Studio'dan geliyor. Nevzat kardeşimden çok teşekkür ediyorum. Ona da bana bunları hediye etti. Öyle yolda bulmuştum abi dedi. Şey yapacaktım dedi sana geleyim dedi. Sağ olsun. Allah razı olsun kendisinden. Evet. Gördüğünüz gibi suları bu şekilde. Yani güzel güzel yiyecekler inşallah yemeklerini. Alışıyorlar arkadaşlar bir şekilde yani şeye moda giriyorlar agamalar. Ha, beslemesi çok zevkli bir hayvan arkadaşlar ama onu söyleyeyim yani. Şey değil. Keşke kızımız da bir çıksaydı. Çıkınca biraz daha buna da ekleme yaparım. Bakayım şöyle bir. Vallahi orada takılıyor arkadaşlar. O orada böyle bir güven bulmuş kendine. Duruyor. Yani ya ben biraz işte şey yaptım. Nedeniz hayvan biraz şey oldu. Stres oldu. Yani yeni geldiği için de çok normal buluyorum. Şey değil. Öyle hemen küt diye şey yapacak bir hayvan değil. Zaten yani sürüngen kısmı arkadaşlar böyledir. Yani şey yapmazlar. Ne denir? Öyle her dakika aktif olmazlar. Hadi oğlum. Charizard biraz yemek ye. Beslen biraz bebeğim. Yemek kabına da bu sıralar pek alıştı mı alışmadı mı bilmiyorum arkadaşlar. Ama karnının aç olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir gün geçti. Yani bir gün geçince karnı acıkır genelde bizim Charo'nun. Bu arada dişiye ne isim verelim arkadaşlar? Dişinin ismini bulamadım. Şimdi Charizard mı diyelim? Charizard'ın sevgilisi var. Charla diyelim mi? Charizard'ın dişisi Charla'ydı. Öyle hatırlıyorum ben. Ya da siz bulun. Güzel bir isim bulun. Charizard'ın yanına ne olsun? Evet. Maşallah Charizard bayağı besli ve kaslı. Ama Charla çok çelimsiz. Onu moda sokacağım ben arkadaşlar. İnşallah moda sokacağım. Oradan çıksaydı iyiydi ama bir dakika. Evet bayanın kafası çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Charla orada. Sizce ne diyelim? Charla mı diyelim? Başka bir ismi varsa söyleyelim mi? Kafanıza göre. Bıcı 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 bıcı. Bıcı bıcı bıcı.
Ya gördüğünüz gibi arada bariz bir fark var arkadaşlar. Boyut farkını göstermek istedim size. Kararması hiç iyi değil yalnız. Kararma sürüngenlerde sıkıntıdır. Stres belirtisidir. Simsiyah olur. İnşallah yeni yerine alışır. Yani kolay değil arkadaşlar. Alper gözüne kestirdi. En iyi dişiyi götürdüm dedi. Yani bakalım hayırlısı. Daha böceklere pek bir ilgi göstermiyorlar. Yani tok olabilirler. Dişinin aç olduğunu düşünüyorum. Belki bir gün iki gün yemek yemez. O da sıkıntı değil benim için. Kafasına göre. Yani hiç nasıl olursa. Arkadaşlar agamalar hakkında da biraz bilgi vereyim size. Bunlar Afrika'nın yerel sürüngenleri. Yani bizim Türkiye'de de keler diye geçiyor bunlar. Keler cinsi bir familyaya aitler. Yırtıcılar, tamamen etoburlar. Yani tamamen predatör bir hayvan. Küçük böcekler, küçük sürüngenler, küçük kuş yavruları. Ondan sonra efendime söyleyeyim, küçük işte kurbağası, kertenkelesi. Hatta fare yavrularıyla besleniyor. Yani büyük fareye gücü yetmez de. Pinkiler dediler. Pinki diye bir şey var arkadaşlar. Farenin cenin şey hali, yani yeni doğmuş haline pinki denir. Onlar arkadaşlar bunların besinleri. Tabii biz onlardan vermeyeceğiz. Ona kıyamam ben. Yani ya bazıları şey diyor işte hamster üretip vermek çok mantıklı falan filan diyor ama tabii ki bu bizim kesinlikle yani ters. Bize ters bir durum olur. Yapamam. Ha diyeceksiniz böceği nasıl besin? Arkadaşlar böcekler yani canlı yem için üretilmiş şeyler. Yani bunun için şey yapıyorlar ama öyle bir memeliği acı şey yapacak bir hayvanı, sinir sistemi gelişmiş bir hayvan versen sıkıntı olur. Yani dediğim gibi o konuda hiç duyar kasmayalım. Bunlar arkadaşlar canlı yem yiyebiliyorlar. Ben de hoşuma gidiyor mu gitmiyor. Keşke yemi olsa da yemi versem. Ama şey yapamıyorum. Evet kız bir çıksaydın da bir takipçilerimiz görseydi seni la. He? Valla orada takıldın kaldın. Bakayım şuradan. Valla inşallah arkadaşlar kendine gelir. Bakım kolay bir hayvan. Zor değil. İşte su koyuyorsunuz böyle su kabına. Böyle gözüküklere bakmayın. Acayip su içiyorlar. İşte böyle böcekleri de tozlu mozlu diyorsanız şöyle arkadaşlar. Onlar multivitamin ve kalsiyum D3'e bulanmış böcekler. Böyle vermeniz gerekiyor ki hayvanlar şey olsun. Ne denir? Yiyebilsin. Evet. Agamalar moda girene kadar biraz da yakışıklı Ekrem'i görelim ya. Gecko Eko. Ne alemde bir bakalım. Vay 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 vay. Yakışıklıya bakın arkadaşlar. Şu yakışıklıya bir bakın. Böcekleri mideye indirmiş. Kuyruğunu şişkolaştırmış. Tatlı tatlı yaşıyor. Evet. Tabii hala bana karşı biraz sıkıntılı. Aferin benim oğluma. Gel oğlum. Gel oğlum. Bazen böyle tıslıyor musluyor arkadaşlar ama daha iyiyiz tabii ki. Aferin. Evet. Allah'ım çok tatlı ya. Gekolar daha bir sevimli arkadaşlar. Agamalar biraz daha böyle nasıl anlatayım yırtık tipler. Ama gekolar böyle devamlı sırıtan ipek gibi böyle böcek gibi şey gibi yumuşacık tipler. Şu tipe bir bakın. Karnı tok. Yemek yerdi ama tok. Çok güzel bir morf oluyor arkadaşlar. Geç bakalım Eko. Harika bir morf oluyor. Gerçekten iyi ki bunu almışım diyorum açıkçası. Çünkü çizgili morf biraz daha farklı geliyor. Aslında ben yani normalleri daha çok beğeniyordum. Daha değişik şey geliyordu bana. Tatlı, daha sıcak geliyordu. Ama arkadaşlar çizgili morf da iyiymiş yani. Zaten aradaki farkı görüyorsunuzdur. Bayağı büyüdü arkadaşlar. Gel oğlum bir ya. Şöyle bir yandan çekim yapıp işte bir yandan böyle tutması biraz dert. Strese de sokmak istemiyorum çok. Çünkü sürüngenlerin en büyük sıkıntısı arkadaşlar strestir. Stresi hiç sevmezler. Sen herhalde deri değiştireceksin yakışıklı. Bakın bir tane un kurdu böceği burada kendini bulmuş. Bundan kaçmış. Şurada da bir tane moryo kurdu kendine yuva yapmış. Onu da göstereyim size. Bakın buraya bir delik yapmıştı. Burada moryo kurdu vardı arkadaşlar. Böceğe dönüşmeden inşallah onu yer. Yani. Evet. Burada da iki tane un kurdu var. Tok herhalde arkadaşlar. Aç değil. Yani aç olsa şimdi blöktürlettiydi. Avlanma şeyini bir ara çekeceğim size. İnşallah. Aynen. Çok tatlı yalnız. Evet. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar şey. Ne denir?
işleri değiştirecek. Anlıyorum. Gelişe bak ya. Gelişe bak ya. Tamam. Tamam. Aynen. İstediğim mod buydu. Dile bak. Allah dile bak. Dilini yesinler seni. Dilini yesinler. Vallahi arkadaşlar sürüngen demeyin. Çok tatlılar ya. Yani bazılarınıza tiksinç gelebilir bu canlılar. Ama kesinlikle öyle değil. Dikkatli baktığınızda çok büyük bir tasarımlar. Yani gerçekten bunu besleyen bilir. Aynı köpek bakımıyla köpek beslemenin ne demek olduğunu köpek besleyenler bildiği gibi bunu da besleyen bilir arkadaşlar. Ön yargılı davranmayın. Gerçekten 10 numara canlılar. Evet. Eko, senin avlanmanı daha sonra çekeriz artık. Tamam mı bebeğim? Tamam mı güzelim? Tamam mı güzelim? Ben bunu mağarasına koyayım arkadaşlar. İşte kışın gelmesiyle biraz sürüngenler şey oluyor arkadaşlar, nasıl diyeyim size? Yani hareketleri yavaşlıyor mu diyeyim? Öyle bir şey. Şöyle koyalım. Evet. Mağarasında takılsın. Eko. Evet. Buna da arkadaşlar Nevzat kardeşimle bir teraryum yapacağız. Güzel bir teraryum olacak. Şöyle artık yani çünkü hayvan büyüyor. Artık bebeklikten çıktı bu küçük kaplama yani saklama kabı. Artık ona uygun değil. Evet. Onu da ayrı bir videoda çekeriz artık. Evet. Charizard UVB lambasının altına girmiş. Charla niye girmiyor? Charla benden çok tırsıyor arkadaşlar şu anda. Bakın orada kendisi. Ben Charla'yı en iyisi daha sonra göstereyim. Hem beslensin de. Yani biraz şey olsun, alışsın. Arkadaşlar bunları temin edebileceğiniz Türkiye'de tek bir yer var. Petenzu.tr Alper kardeşimiz. Alper Aytan. Dediğim gibi oradan ancak şey yapabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Gerçekten kolay ve beslenmesi zevkli bir hayvan. İsteyenler olursa kesinlikle yönlendiririm. İstanbul'da yerleri ve alabileceğiniz en temiz, ithalat olan ve yasal olan sürüngenler. Adınıza belgeli, çipli hepsi. Kesinlikle yasal olarak bir sıkıntı yaşamazsınız. Evet, şimdilik videomuz böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Abone olur, like atarsanız sevinirim. Charizard'la, Charla'yla ve Eko'yla videolar gelmesini istiyorsanız bu videoya bir yorumda da bulunun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kızımızı ilerleyen zamanlarda daha net çekeriz. Evet arkadaşlar, sabah oldu. Canları bu şekilde buldum. Şeyin üstündeydi Charizard'ın. Şey diyorum çünkü isim bulamadım arkadaşlar. Kayanın arkasına kaçtı şu anda.